Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Elimde Nako Calico ip var arkadaşlar. Bu iple çok güzel bir model çalışmasıyla birlikteyiz. %50 pamuk, %50 de akrilik, premium akrilik bir ip. Renk numarası 6614, 100 gramı 245 metre. Tığla yapacağız çalışmamızı. Tulip 3 milim 5 yazan silikon saplı tığ kullanıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz. Zincirlerimizi sıkı çekmiyoruz. Bir miktar zincirimizi çekelim ve modelimize başlayalım. Şimdi tığımı doladım. 1, 2, 3 atlayıp 4.ye batarak 2 litre hapsan doluyorum. Hemen yanındaki zincire batarak 2 litre hapsan. Bir sıra 2 litre hapsan yapacağız. Sonra modelimize başlayacağız. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Zil butonuna basarsanız da bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Yaptığım pardon, bütün çalışmalar oynatma listesinde sırasıyla yayında. Oynatma listesi kanalımın ana sayfaya geldiğinizde ortada videolar var. Sağ tarafta oynatma listesi yazıyor. Oraya basarsanız orada tığla böyle modellerim var. Şişli olan modellerim var. Ayrıca yelek, hırka, bluzlar orada sırasıyla yayında. Oradan direkt birinci bölümden sonuncu bölüme kadar bakarak yapabilirsiniz. Instagram'da da Orgu Hocam YouTube sayfamın adı. Oraya da bekliyorum arkadaşlar. Bir sıra 2 litre hapsanımızı yaptık. 1, 2, 3. 3 tane zincirle geri döndüm. Buradan 1, 2, 3 tane atlayıp 4.ye gelip 1. Aynı yere batıyorum. 2. Yine aynı yere batarak 3 tane trabzan yaptım. Şimdi araya 2 tane zincir çektim. Tığımı doladım. 1, 2, 3, 4 atlayıp 5.ye geldim. 1. Üç atlayalım ya, çok olacak. 1, 2, 3 atlayıp 4.ye geldim. 1, 2, aynı yere batıyoruz. 3, 2 tane zincir. 1, 2, 3 atladım. 4.ye geldim. 1, aynı yere batarak. 2, 3, 2 tane zincir. 1, 2, 3 atladım. 1, 2, 3, 2 tane zincir. Bir, iki, üç atladım. Bir, iki, 3, 2 tane zincir.
Bir, iki, üç atladım. Bir, iki, üç. Buraya bir tane zincir çekelim ve en sonuna batalım. Şimdi 3 zincirle geri döndüm. 2 tane atladım. Ve buraya aynı yere batarak 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim. 1, 2, 3 atladım. Aynı yere batarak 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 2 zincir çekip 3 atlayarak sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincirle geri döndüm. Tığımı doladım. Şimdi burada arkadaşlar şuradaki gördüğümüz 1, 2, 3 tane trabzanın sonuncusuna bu şekilde giriyoruz. Bu şekilde girip bunu alıyorum. Ve buraya burada 1, 2, 3'lü trabza doluyorum. Aynı yere bir daha batarak 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 tane zincir çekiyorum, doluyorum. Şimdi yine buradaki en sondaki üçüncüye batıyoruz ve bu şekilde giriyoruz. 1, 2. İpim de aşağıda. 3. Bunu ikili trabzan da yapabilirsiniz ama biraz daha böyle sıkışık olduğu için şey oluyor. Üçlü trabzan daha iyi olur. Bu başına orta işlem olmadığı için ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir bu şekilde giriyorum. 1 2 3 1 2 3 Araya 2 tane zincir. Bakın. Şuradakine bu şekilde giriyoruz. 1 2 3 Üçlü trabzan yaparak araya da bir, iki tane zincir. Bir, iki, üç. Bakın sonuncuya bir, iki, üçüncüye bu şekilde giriyoruz. İki tane zincir. Sonra direkt diğerine. Hemen burada zincirime batarak bir tane trabzan. Bir, iki, üç, dört zincirle geri döneceğiz. Şimdi dört zincirle geri döndüm. Ve burada bir, iki, üçüncüye bu şekilde girdik. Ve şöyle üçlü trabzan yaptık. Üç tane. İki tane zincir çektik. Yine bu şekilde girerek üçlü trabzan. Buradaki üç tane trabzanın sonuncusuna batıyoruz. Zaten model çok kolay. Çok da güzel duruyor. Şimdi gene döndük. Bakın. 4 tane zincirle geri döndüm. Şimdi burada yine üçüncüye 1, 2, üçüncüye bu şekilde giriyoruz. 1, 2, 3, 2 tane zincir. Bakın şuradakinin 1, 2, 3 bunu bu şekilde girip böyle alıp 3 tane aynı yere batarak trabzan yapıyoruz. Bunu dediğim gibi ikili trabzan olarak da yapabilirsiniz. Böyle üçlü de. Hemen sıradakine bakıyorum. 1, 2, üçüncüye gelip bu şekilde alıp 1, 2, 3, 2 tane zincir. Buraya da 2 tane zincir.
2. Hemen sıradakine. En sonuna buradaki zincirimize batıyoruz. Şimdi 4 tane zincirle geri döndüm ve bu şekilde girerek 3 tane trabzan, 2 zincir, yine bu şekilde girerek 3 tane trabzan yaptık. Hemen çeviriyoruz. Birkaç sıradan sonra model kendini gösteriyor. 4 tane zincirle geri döndüm. Tığımı doladım. Bu şekilde giriyoruz. 1 2 3 2 tane zincir çekip hemen 1 2 3.'ye bu şekilde girip devam ediyoruz. 1 Tek sıralık bir çalışma. Yeleği kır kabul yapabileceğiniz gibi bebek battaniyesi, etol, şal, şal hepsini yapabilirsiniz. Bakın 1 2 3.'ye giriyoruz. Şimdi modeli ördükten sonra bittiğinde karışık gibi duruyor ama çok kolay bir çalışma. En son buradaki zincirimizi batarak bunun dibine de batabilirsiniz. 1 2 3 1 2 3 4 tane zincire geri dönüyorum. Bakın model ortaya çıkmaya başladı. Bir iki üçüncüye bu şekilde girip 1 2 3 2 tane zincir çekip hemen diğerine geçiyorum. Bir, iki, üç. Bunu istediğiniz iplerle, koton olur, akrilik olur, angora olur, kışlık, yazlık iplerle yapabilirsiniz. En son şuradaki zincirimizin şu ilk yerine batalım. Birinciye batalım. Birinciye batalım. Bakın. Üç boyutlu bir çalışma arkadaşlar. Şöyle göstereyim.
çok farklı bir şekilde duruyor. Böyle. Bakın önü de arkası da yok. Bebek battaniyesi yapın, şal yapın, hırka yapın, yelek yapın. Şöyle. Çok kolay 3 trabzan ve 2 zincirle bir çalışma. Bu aradaki daha gevşek şey olsun isterseniz bu aradaki 3 zincir, 2 zincir ve 3 zincir de yapabilirsiniz. Böyle bir çalışma. Bakın. Ben çok beğendim bunu. Bununla şal da yapılıyor ama böyle etol hırka yelek de yapabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Instagram'da da Orgu Hocam, YouTube sayfamla da oraya da bekliyorum. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.